Hey. 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 Herkese selam. Deep serimizin 2. sezon 29. bölümüne hoş geldiniz. En son hatırlarsanız mega bir kanyona depolama sistemi kurup demiştik ve bu oda çok kötü görünüyordu. Ve artık mükemmel bir görüntüsü var. Çünkü bitirdim. Hepsini yaptım diyebilirim aslında. Artık buraya da bir ek yapmayacağım ama şunların hepsi aynı hizada olmuş? Hadi be. <laughs> bir bu kaymış bak. Onu fark etmemiştim. Random atayım dedim ama onları karıştırırız. Böyle birazcık değişik durmuş. Şimdi biliyorsunuz ki burada bir kanyon vardı ve şu aşağısı böyle kaldı. Burayı birazcık daha creeper var orada. Düzenleyeceğim. Dedim ki e, komple şunu da kapatıyordum bu arada. Şurası açık kalsın. Boşuna mı yaptık o kanyon dedim ve aklımdaki de şeydi. Buraya bir pembe bir solucan atmaktı. Sıdırabilirsem küçük bir pembe solucan buraya atacağız ve şu girişten görüntü cidden çok iyi. Bakın şurada bir görüntü var. Bu odanın arasında bir kanyon. Köprü gibi bir görüntü yaptım. Yine çok iyi oldu. Bu oda benim ikinci favori odam oldu arkadaşlar. Çünkü görüntüsü baya iyi ya. Kolonlar işte içerisi ahşap. Zemin ahşap arkası sandıkların olduğu yerler falan aşap. baya iyi. Şimdi bölüm arasında deli gibi çalıştım. Deli gibi ama. Ee, çok uzamıştı bu iş. Size neler yaptım gelin birazcık onları göstereyim. İlk olarak önceki bölümlerde yaptığım sistemi tamamen yıktım. Komple baştan aşağı bütün sistemleri kırdım. Yeni Tangun'un sistemi versiyon 3 arkadaşlar bu. Neden kırdım? Çünkü server'larda bazı olaylar sıkıntı yapıyor. Glitch yapıp malzemeyi aktarmıyordu ve versiyon işte bu minimum olaya düşmüş durumda. Bu sistemler tamamen single player için aslında. Serverlarda pek tavsiye edilmiyor arkadaşlar. Şu anda sorunsuz ama. Birkaç sıkıntısı oluyor. O sıkıntıyı size hemen aktarayım. Çok kolay bir şekilde çözümü var zaten. Diyelim ki bir glitch oldu. İşte haritanız buranız renderdan kesildiği an sistem duruyor biliyorsunuz. Ve olay ne biliyor musunuz? Bunun içine bir malzeme geliyor mesela. Ve burada böyle kalıyor. Gitmiyor çünkü glitch yedi. Siz de gidiyorsunuz arkasından sistemin burada kırıldığı restonun yandığını görüyorsunuz zaten. O malzemeyi alıyorsunuz sistem yine sorunsuz bir şekilde aktarıma devam ediyor. Şu anda baktığım yönde bir su kanyonu vardı biliyorsunuz. Ve buradaki su kanyonunu komple boşalttım. Bakın buradan böldüm. Kırsam var ya şurayı komple su taşar buraya. Çok az bir kısım daha kaldı orada orayı da boşaltacağım ve bayağı kazacağım alan olacak yine. Şimdi buraya 3 tane yine bu depolama sistemini kurdum şu anda yavaş yavaş çalışıyor. Daha doğrusu normal çalışıyor. Yavaş nereden çıktı. Ve ayrıcı sistemlerimiz silolarımız vardı biliyorsunuz. Buraya da olan malzemelerimi ayrıştırmaya başladım derken. Nasıl oldu? <laughs> Bakın şurası mesela kemik. Gördüğünüz gibi şu anda 1, 2, 3, 4, 4,5 buçuk diyelim şarkıla birlikte. Malzememizin sandıkta dolu olduğunu görüyoruz. Lambayla ihtiyacımız olduğunda buradan alalım gidelim. Kemik tozu dolumu yaptım. En son burada sistemleri gösterecektim. Şuradan şöyle Huni geliyor tamam mı? Yukarıda odamız var biliyorsunuz. Tek bir o, o neydi? Yeşil bir şey gördüm. Zombi olsun o. Sesse geldi ama korktum valla. Aynen bir şey gördüm ama nerede gördüm tam şey yapamadım. Neyse yukarıdaki odamızdan aşağı doğru bir Huni geliyor buraya. Bakın burada durdum. Şu Huni. Hemen o sandıkların orada yukarıda. Bir önceki bölümde kurmuştuk. Buraya geliyor. Buradan itibaren şöyle bakın dolanıyor. Ayırıcı sistemden geçiyor öncelikle. Daha sonra ben nasıl beceriyorum bunları ya? Böyle var ya ta sandık odasına kadar çıkacağım şimdi izleyin. Vallahi geldim lan. <laughs> ben bunu nasıl yapıyorum ya? <laughs> Allah Allah. Huni'nin de nereden geldiğini görmüş oldunuz. Böyle şu anda kapatmıştım sistemi. Buraları falan fullledim. Biliyorsunuz mini bir mekanımız vardı. Oradaki bütün dolu şalkıları aldım. Ve sandıkta olan mevcut malzemeleri de aldım. Buraya getirdim. Buraya boşalttım. Ve buradan da sisteme aktarım yaptım. Bölüm arasında çalıştım. Derken en sonunda buraya geldim. Sen de bir yol bakalım. Sen de işimiz var. Şurası da bir yerde karanlık yer var aynen. Şurayı bir aydınlatalım. Güzel. Çalıştığım işleri de göstereyim de bölüm arasında ilerletmem gerekiyordu arkadaşlar. Şöyle üzerinde malzeme var. Hemen bunları buraya atıyoruz. Burada kalsın biriksin. En son şalkıra ihtiyacım olduğunda şalkır bulamıyordum. Ve dolu şalkılarımın bir çoğunu boşalttım. Böyle sistemi yukarıya odaya boşalttım. Sistemde otomatik olarak hepsini ayrıştırdı. Burada bakın. Nerede o demirler buraya altınlar. Elmaslarım. Lapis Kızıl taşlarım falan. Altın kömür falan burada var. Ve demirler böyle buraya depolandı. O hmm, değil. bayağı altınım varmış. Şu anda deneme dünyamdayım ve burada toplamda 8 adet sandık var. Biraz önce görmüş olduğunuz sistemleri nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu anda videoyu kesiyorum. Eğer bu depolama sistemini yapmak istiyorsanız Açıklama kısmına koyduğum linkteki videoda detaylı bir şekilde anlattım. Yapmak istiyorsanız izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben bütün hepsini size gösterdiğim şekilde bağladım. Ve buradan yukarı çıkartmak için şöyle bir asansör kullandım. Bırakıcı, ruh kumu ve su. Bu tarafa doğru yine buradan ayrışan ayrışıyor. Daha sonra doğru sistemimize gidiyor. Bakın şimdi sistemimizde bir bozukluk var mı anlarım hemen. Bakıyorum buraya. Yok mis gibi çalışıyor. Tek sorun çıkartan sandım bu oldu benim. Neden? Serverdan çıkıp girdiğinde malzeme transportu varsa bir anlık glitch yiyor ve tıkanıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Sistemin tamamen bitmesini bekleyin. Şimdi yeni olayımıza geçiyoruz. Bölümümüz birazcık uzun olsun. Biliyorsunuz ki 1.13'te yeni bir materyal eklendi oyuna. Bu materyal deniz turşusu, deniz hıyarı. Hıyar diyelim çünkü bedrak ed içinde hıyar diye çevirmişler Türkçe olarak. Neredeydi o? Şuradaydı galiba. Aynen. Deniz pirozomu daha doğrusu. Bu turşu bildiğiniz. Pirzom Bugün pirozon farmı yapacağız. Hadi şunu hıyar diyelim ya. Hıyar daha güzel. Hemen <laughs> Envanterime ihtiyacım olan malzemeleri aldım. Şimdi farm yapmaya başlayacağız ama öncesinde bu farmdan belirttiğim gibi lime boya yani açık yeşil boya ve su altında aydınlatabildiğimiz şu turşu elde ediyoruz. Neredeydi o ya? Galiba şunda. Onu almamışım ya. Onu da alsam iyiydi. Hemen bulalım. Burada. Deniz prizomu. Şöyle su altında aydınlatmaya yarıyor. Hemen Alalım bakın gördüğünüz gibi gitgide aydınlandı. Kıralım. Bundan sınırsız bir şekilde elde edeceğiz ve sınırsız bir şekilde açık yeşili boyamız olacak. Fırın işleminden geçirmemiz gerekiyor. Onu da yapacağız. İlk olarak bize 9 karelik bir alan lazım. Şunları bir temizleyelim. Rahat bir şekilde yapmaya başlayalım. Bu ne? Cam gibi aynen bir tane kalmış üzerinde fazladan. Fazladan. Şimdi farmımı direkt olarak şuraya kurmaya başlayacağım. 9 karelik bir alana ihtiyacım var. Sen değil. Şöyle yapsam çok daha iyi olacak ve tamamdır. Sonrasında 9 adet güçlendirilmiş raya ihtiyacım var. Bu observerin sinyali hızlı bir şekilde görüp iki sefer tekletmesine yarayacak. Yani itecek çekecek, itecek çekecek o işe yarayacak. Sonrasında şu ortadan yukarı doğru bir çıkıyorum. Ve buraya gözlemci koyuyoruz. Toplamda 8 adet şunun etrafına. Ve bu ortaya ise normal cam koyuyorum. Buraya çünkü su geçmemesi gerekiyor. Sonra bu observerlerin üzerine yine 8 adet piston koyuyorum. Yapışkan piston buna çok dikkat edin. Ondan sonra bu orta yine boş kaldı. Buraya da şu aydınlatmayı attım. Sistem tamamen bana ait bu arada. Bu işlemden sonra benim yaptığım olayda mercanlar kuruyabiliyor. Ben de bu olayı minimuma düşürdüm. Şöyle bir şey yapıyoruz bunun için. Mercanlar tam şu blok olacak mesela göstereyim. Burada 8 tane mercan olacak. Ve biz bunun şöyle çevresinden önce bu alt tarafı komple cam çevireceğiz. Tamam. Sonra ise hemen şuranın dışından. Çünkü burada su olacak. Burayı da komple yine etrafını cam çevireceğiz. Ve yine tamamdır. Gece oluyor bir uyumam lazım. Uyuma işlemi de tamam. Şimdi direkt olarak su koyma işlemine geçeceğiz. Şu yatağı at. Ve mercanları da alayım da lazım olacak. Şimdi başlayabiliriz. İlk olarak şunları bir kır. Böyle yaptıktan sonra bakın. Şu şekilde bir alanımız oldu. Bu alanın içini komple sınırsız su yapmamız gerekiyor. Bunun için iki kova olsa yeter. Şöyle şuralara su. Bu köşeye komple su ve bir tane buraya koyuyorum Yine şurayı da dolduruyorum Ve sınırsız su komple oldu Şimdi bu olay ne işe yarıyor hemen size gösteriyorum Şu şekilde yine toplamda 8 adet mercan Hayır gitti o Heh aldık kurtardık 8 adet mercan koydum böyle Ve şu ortaya yine ihtiyacım yok Buraya bir tane silanter atalım deniz feneri Ve şu anda gördüğünüz gibi solmuyor neden biliyor musunuz? Kenarda çünkü su ile temas ediyor. Şimdi bu ileri geri yapacak. Bu işlemde birkaç solma olayı oluyordu. Biz de bunu minimum seviyeye düşürdük. Şöyle birazcık daha buradan cam alsam çok iyi olur. Aynen. Sonra bunu da kır. Şimdi burayı gördük. Ve yine su eklememiz gerekiyor. Ama öncesinde şurut sea üzerine bir adet daha mercan ekleyeceğiz. Ama su olması lazım burası. Bunun da solmasını istemiyorsak şöyle bir şey yapacağız. Sarı cam alıyorum. Şuradan itibaren Komple buranın etrafını yine çevireceğim bitmek üzere ve son suların üzerine kapattık. Hayır, gerçi camda olmadı o. Suların üzerine bu şekilde kapattıktan sonra yine iki kova suya ihtiyacım var. Şuradan alırım. Hadi bir alamıyor muyum? Şuradan alırım. Aynen cam bol ne de olsa. Sonra burayı komple su koyuyorum. Aynen yine su alayım da susuz kalırsam sıkıntı olacak. Ve bu işlemden sonra şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Bir dışarıdan yine cam çekeceğiz. Komple şöyle çevireceğim. Ve bu da bitti. Bu işlemden sonra ise hemen şurayı şu şekilde yarım blokla dolduruyorum ki su kapanmasın. Su kapanırsa sıkıntı olacak bizim için. Şöyle yaptım tamamdır. Buraya bir adet mercan bloğu daha ve bu mercan bloğun üzerine bir adet de su koyuyorum. Sonrasında buraya toplamda 4 adet turşu koyuyorum. Prizom Olayımız böyle. Şimdi size çok dikkat etmeniz gereken bir şey göstereceğim. Toplamda dört köşeye dörder tane cam koyacağım ve bitti. Neden biliyor musunuz? Köşelerde tıkanmasınlar diye. Şu an direkt olarak şuradan bir malzeme gelse mesela, hop direkt buradan gidiyor. Şu köşeye doğru gelmiyor. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken şey şuralara yarım blok koymak. Komple bu şekilde yapalım. Burada. Güzel görünüşe önem veriyorum. Siz de benimle birlikte yapın. Güzel görünüşü sonra pişman olursunuz ne yapmadık diye. Bu da tamamdır. Şurayı komple kıracağım. Bu camları. Ve buralara şu şekilde tuzak kapısı koyuyorum. Bak çok dikkatli izleyin burayı. Burada müthiş bir build olacak şimdi. Sonra yardım bir ya çok ihtiyacım var. Şuradan bir yukarı gitmem gerekiyor. Bir tane daha tamam. Yukarı bir çıkalım. Paket buz. Almadığım bir şey varmış. Paket buz o da. Şunu kır. Burada ol çok güzelsin. Su da aldım bir kovada. Sonra kır bunu. Bakın böyle bir görüntü var ya şu an burada. Şu iç alana ee, şöyle bir blok koyuyorum öncesinde. Gerçi oluyormuş ya. Yalandan kasmışız aynen. Şuralara şu şekilde traptör koyuyorum. Şu fazla oldu bunu da kapattım. Ve burayı kırıyorum. Çünkü buradan malzeme göndereceğiz. Ama tahmin ettiğim şeyi unuttum. Bilin bakalım neyi gördüğünüz camlar var ya bunları paket buza değiştirmemiz lazım. Ben bunu nasıl unuttum? Şunları. Kolay işlem hemen şu şekilde bunları paket buza çevireceğiz. Tamamdır paket buza çevirme işlemini de bitirdim. Bu işlem ne işe yarayacak biliyor musunuz? Hızlı bir şekilde malzemeleri transport yani taşımaya yarayacak. Bu cam olsaydı da olurdu ama paket buz olunca sistem daha da kompakt oluyor. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Bundan sonra ben şu güzel görüntüye önem vermek istiyorum. Bunun için hızlı kırılan bir bloğa ihtiyacım var. O da yanımda yok. Hemen depolama ravenine gidelim. Kanyonuna. Birazcık malzeme alalım. Şimdi hızlı kırılan bir blok aldım. Geldim kanyondan ve böyle paket tuzlarının içini bu şekilde çevirdim. Bu ne işimize yarayacak? Buradan malzeme taşıyacağız ve şu şekilde kapatıyorum burayı. Bakın. Bu trap doları rahat bir şekilde koymamıza yarayacak. Neden böyle yapıyorum? Çünkü sonrasında kırması hızlı olsun diye. Komple mesela kırdım oraya kadar. Trap koyuyorum çünkü cidden güzel bir görüntü oluyor. Ben çok beğeniyorum bunu. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Dört keşeyi bu şekilde tuzak kapısı ile çeviriyorum. Bu bu arada orman ağacının tuzak kapısı. Ve hepsini çevirdim. Şimdi bu başa gitsek şöyle durduk çok güzel. Şuradan bunu açıyorsunuz. Komple kırıyorsunuz sonra ve şu tarafa geliyorsunuz. Buradan kırıyorsunuz. Dört tarafı da kırın gitsin. Ve son bir tane kaldı o da burada. Kırdığımda bakın. Şöyle bir görüntü çıktı ortaya. Hemen benim de yukarı gitmem gerekiyor. Aa burada durdum. <laughs> Korktum bir an. Sonra şuraları kıracağım. Tamam. Ve buralara bu şekilde tuzak kapısı koyacağım. Ve yine buna bakacak şekilde koyuyoruz. Yanlış koydum iki sefer ya. Şöyle tamamdır. Şurayı kapattığımda böyle bir görüntü oluyor. Görüntüsünü çok güzel yaptım ya. Gerçekten bayağı iyi oldu. Sadece şu iki yere de uygulama kaldı. Dört tarafı da tamamladığım böyle bir görüntüsü oldu. Buralarda cam var biliyorsunuz. Tamam. Sonrasında ilk olarak buraları kırmam gerekiyor. Su aktı çok güzel. Burayı ve burayı da kırıyorum. Ve son köşe. Yine mi gece oluyor ya? Nasıl çalıştığımı görün bakın. Gece oluyor bile. Sonra şuraları bir kırıyorum. Burayı da kırdım. Şimdi olay ne biliyor musunuz? Burada prizon büyüyecek. Bu aşağıdaki pistonlar prizomu büyüdüğünde yukarı itecek. Ve buraya gelen malzemeler şuradan şu araya düşecek. Şunların sayesinde. Şimdi ufak bir eklentimiz var. Onu hemen yapacağız. Bunun için hangi tarafı kullanalım? Şu tarafı kullanmayı tercih ederim. Çünkü sistemin Arka tarafı değil aynen. Arka tarafı diğer taraf olur. Ee, ya da nasıl yapsak? ben de bu tarafı kullanalım ya. Neyse bu tarafı kullanıyorum. Şöyle baktığımda sol tarafını. Şurayı tam blokluyorum öncelikle. Şöyle tamam. Buraları tam blokladım. Ve bunların üzerlerine toz koydum. Reston tozu. Bakın 3 tane. Sonrasında şuralar tam bloklandı. Ve 2 adet huniye ihtiyacım var. Bunu buna baktırıp daha sonra bunu kırıyorum ve bunu da buna baktırıyorum. İçine bir adet materyal atacağım. Bir tane kum atalım mesela. Ve sonrasında hızlı bir sinyal alacağım. Bir tane buraya, bir tane buraya. Karşılaştırıcı ve yenileyici koydum. Şimdi yukarı bir gidelim. Olan görüntüye çok iyi bakın. Şöyle bir gideyim yukarı. farmımız bu arada bitti gibi bir şey. Çok az beklentisi kaldı bakın. Böyle bir şey. Şimdi kemik tozu ver bana bakın. Hemen göstereceğim hemen. Kemik tozuna çok ihtiyacım var şu an. Aynen burada. Biz buna yalnız çok sesim var ya. Şöyle bakın bakın bakın. İzleyin izleyin izleyin. Nasıl? Çok verimli arkadaşlar. Çok verimli. <laughs> Aşırı verimli. Bu şekilde kemik tozu fırlattıracağız ve bitti. Böyle deli gibi deniz pirozomu elde edeceğiz. Bakın buraya geliyor direkt şeyler. Çünkü buradan ittiriliyorlar. O olay çok güzel zaten. İncim de kalmamış. Nasıl çıkacağım? Böyle çıkabiliyorum. Güzel. Şimdi farmın mantığını anladınız değil mi? Lan düştük aşağı. Şuradan bir çıkmam gerekiyor tekrar. Olay kemik tozunda arkadaşlar. Kemik tozu ne kadar basarsanız o kadar fazla malzeme gelir. Ve bu çıkan malzemeler de şuradan alttan buraya gelecek. Buradan suyla yine ittirme gücü uygulayacağız. Sonrasında deli gibi boya ve prizom elde edeceğiz. Şunları toparlayalım. Önemli bunlar. Şimdi sistemi bir durdurmam gerekiyor hemen şuradan. İçine bir malzeme atmıştım onu bir alayım. Aldım ve durdu. Sonra yukarı gitmek için havai fişe kullanalım. Hop. Bakın sistemimiz uzaktan. Buna bir de güzel bir build giydiririz ama. Gidirmeyi düşünmüyorum çünkü şu tu tuzak kapıları çok güzel göründü. Bundan sonra yapmamız gereken her şey oranlı değil mi? Şu ortadan kenara akıyor zaten. Fırlatıcıya ihtiyacım olacak. Fırlatıcı yok burada. Burada var mı? Şuradan bir huni alayım sandık alayım ve fırlatıcı da kesin burada. Fırlatıcı olmasına dikkat edin. Fırlatıcı olmazsa sıkıntı çıkar. Şöyle bunları aldım. Buna ihtiyaç var. Ve çok az bir şey de toza. Reston tozuna. Buradaymış. Şimdi nerede benim sistemim? Burada değil. Tam burada. Buradan yapacağız. İlk olarak yapmamız gereken şey. Şöyle paket tuz da göstereyim. Şuradan çeksek. Aynen dost doğru yer. Bir tane buradan şöyle bir blok koydum. Ve Şurayı kıracağım. Kırdım. Aşağıya baktım. Ee, cam var değil mi orada? Burada cam var değil mi? Korktum valla. Şimdi, şimdi fırlatıcıyı direkt olarak şu yönde baktırıyorum. Bakın direkt prizomun üstünde. Böyle destek aldım. Burayı tekrar kapattım. Ve bunları kırabilirim. Ve bundan sonra iki adet gözlemciye ihtiyacım olacak. Sistemim burada. Bir, iki, bu şekilde. Bir tanesini kırıp Tekrar buna baktırıyorum. Yüzleri birbirlerine bakıyor ve sürekli çalışan bir fırlatıcımız oldu. Şu an birbirini sürekli tekrarlıyor. Yapışkan piston aldım. Ve bu pistonu şuradan koymam lazım. Ee, destek bloğu lazım. Böyle tamam. Bunu buraya koydum. Çok mu geri oldu aynen. Ve sonrasında arkasında bir tam blok ihtiyacım var. Tamam. Şalter. Çek yeri. Sistem duruyor. Mükemmel. Mükemmel. Açtığımızda sistem hem bu çalışsın hem de aşağıdaki çalışsın diyorsak şöyle bir şey yapacağız. Hemen bunu kırdım. Sonrasında buraya bir meşale. Aşağı gitmem gerekiyor. Geldim buraya kadar. Ve şöyle bir şey yapsam acaba. Pison nereye koysam? Pistonu nereye koysam bilemedim. Ee, şuradan bir tane şey alacağım. Şu kızıtaş bloğundan alacağım ki Sistemi kilitlememe yardımcı olsun. Direkt şurada olsun o. Ve piston ise ittiğinde aynen doğru yere koyduk şu an. Bir blok arayla bu şekilde tam blok var burada. Şunu kırıyorum ve buraya bir tane de taş. Evet be. Mükemmel oldu. Bakın şu an sistem kilitli. İkisini birden çalıştırabileceğim. Dur fazla malzeme gitti. Dur bakayım. 4 mü bir tane olacak. Bir tane bir tane malzeme koyacağız. Fazla olursa olmaz, çalışmaz. Şimdi hazır mısınız? İkisini birden çalıştırabiliyoruz. Yukarı bir gidiyorum hemen. Uç lan. Hadi ama heyecanlandım yemin ediyorum. Hop şöyle bir buraya konuyorum ve ikisini birden çalıştıracağım. Bakın. Bir şalterle. Bakın. Şimdi bunun içine bir de toz atayım. Hıza bakın. Lan düştük. Bakamıyoruz. Bakmamız lazım. Toz bitecek. Hadi ama hadi ama. Hadi be. <laughs> Şu hıza bakın ya. Bitti. Yetişemedik. Özür diliyorum. Cidden yetişemedik. Tek şalterle de ikisini durdurabileceğiz. Müthiş. Muazzam bir görüntü. Şimdi yapmamız gereken bir olay daha var. Bunları yaptık tamam. Güzel. Ama şurada mesela burası çalışırken. Ma... O ne be? Valla korktum ha. Fazla abi gelmiş. az abi. Ee, devam edelim. Şöyle bir şey var ki hızlı bir şekilde yukarı doğru fırlatıyor ya. Şuraları şu şekilde kapatıyoruz. Aslında bundan yapmayalım. Açık mavi diye düşünüyordum çünkü çok daha iyi olacaktır. Şöyle yapıyorum. Şuraları şunu da kapatıyorum komple. Gel böyle. Buralar tamam. Ve neredeyse bitti. Bakın buralar zaten kapalı. Son nokta burası. Burayı da koydum ve şurası zaten açık ya. Şöyle böyle kapattığımızda burayı gördüğünüz gibi zaten kapanmış oluyor. En son ne diyordum? Ee, ha Şurası açık kalıyordu. Bakın burası şu an açık. Ama sistem çalıştığında zaten kapanıyor. Bizim için sistem açık olduğunda kapanması. Şimdi bunu kapalı tutuyorum. Şu anda gerek yok. Güzel. Buna bir de ne yapacağız? Kemik tozu dolu mu? Çok hızlı bir şekilde içindeki kemik tozunu tüketiyor bu arkadaşımız. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Direkt olarak şöyle bir sandık. Huni orada. Ve şöyle bir sandık ee, Hunida. <laughs> Bakın şimdi. Bu buraya. Bir sandık daha. Ve şuraya da bir huni. Ve buraya da bir sandık daha. Niye biliyor musunuz? Tek koyarsanız o kadar hızlı ki bu şey. Gözlemcili olay. içindeki nedir bu arkadaş? Fırlatıcı kemik tozunu anında yok ediyor. Emiyor bitiriyor. Yok bitti. Gitti yani yok. Bulamıyorsunuz. O yüzden 3 tane sandığa birden doldurun ki. Buradaki toz bitmesin. Sistem birazcık daha kompakt çalışsın. Anladınız mı olayı? Şimdi isterseniz bir de birazcık kemik tozu basalım buna. Şu anda mini mekanıma geldim. Burada birazcık kemik falan var. Bunları alalım ki çevirelim. Kullanalım burada kalmasın. Sonra ben kesin unuturum bunları. Hadi birazcık daha alsam iyi olur. Sandıkların içine bakın. Kemik tozu dolduruyordum. Şu görüntüyü görmeniz çok önemli. Tıklıyorum. Bakın nasıl doluyor görüyor musunuz? Nasıl hızlı doluyor? Tek sandık olsa böyle değil. Teker teker saniye sayıyormuş gibi ama şimdi saniyenin 3 katı. 2 katı pardon. Böyle olması çok kompakt bir şey. Şimdi ben direkt olarak depolamamı buraya yapacağım biliyorsunuz. Bunun için şu köşeye gelip su bırakmam lazım şuraya. Suyu bıraktım. Tekrar burayı kapattım. Bakın iki yöne de ayrıldı. Ve sonrasında şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Bir adet buraya tuzak kapısı. Ve bir su daha buraya bırakıyorum. Bakın ileri doğru gidecek. Tamam. Ve burayı tekrar kapatsam iyi olacak ama düşme. Düşersem doğru çıkıyorum. Tekrar kondum. Ve nerede kalmıştık? Hemen şura mıydı? Aynen burasıydı. Şöyle yaptım. Tamam bitti sandım. ya korktum. Ve şurayı da halledeceğim hemen aynı şekilde. Şuraya bir tuzak kapısı. Ve bir kova su da buraya. Şimdi ikisi bir noktada birleşecek. Ve birleştiklerinde tam olarak bu görüntü oluyor. İşte bu. İşte istediğim görüntü bu. Tek istediğim görüntü buydu. Şimdi direkt olarak şuraya bir de paket buz ekliyorum. Şunu kırsam direkt su akacak taşıyacak buralara. Aksın tam istediğim gibi bakın. Tam istediğim gibi. Öyle bir ayarlamışım ki. Şimdi buraya da yine şöyle bir tane bundan koyalım. Bunu açalım. Önce ben çıkayım. Bir tane tuzak kapısı buraya. Ve burada olaylar değişiyor işte. Ama istediğim şekilde değişiyor. Bakın yine bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru gelecek malzemeler. Şimdi hazır mısınız? Bir çalıştırayım görelim. Neler oluyor? Bakın şimdi hepsi buraya geliyor. Görüyor musunuz nasıl geliyorlar? Çok hızlı akın akın. Hepsi buraya. Takılan yerler var mı? Bakalım kontrol edelim. Ama takılacağını hiç sanmıyorum. Dört köşeden de sıkıntısız bir şekilde buraya. Bakalım ne kadar olmuş. Oh. Çok verimli çok güzel gidiyor. Oha nereye gitmişler ta? Bir de suya batıyorsunuz değil mi siz? Bakalım. Şuraya bakın anda kaç istek oldu. Bakın nasıl geliyor. Çok verimli ya. Tamam sistemi durdurabilirim artık çünkü bu idine geçeceğim daha bunları pişireceğiz. Pişirme işlemi yapacağız. Kapattım. Yeter. Daha bir dakika olmadı. Çok verimlisin. Sonra şuradan hemen bir olay yapacağız. Direkt şuraya bir adet ladin odunu ve şuradan devam edeyim. Bloklarım da tamamdır. Bir tane buraya ladin merdiveni tam blok ladin merdiveni tam blok koydum ve şuradan şöyle bir şey yapacağım. Şunu kır. E şunu koy. Tamamdır. Sonra da bakıyorum. Hiçbir sorun yok. Tam blok ve merdiven. Buraya bir kolon atıyorum. Olay bu. Olay bu. Şuradan şöyle aşağı doğru. Bunu çektiğimde işlem tamamdır. Şimdi bu şekilde ileri doğru ne götüreceğim? Şey. Kanal. Şöyle bir şey olacak. Her şey neredeyse bitmek üzere. Şöyle burada bir otomasyon kurdum şimdilik. Buranın depolaması buraya olmayacak arkadaşlar. Bu nereye olacak? Yine böyle kanalizasyon yollarıyla su altına indireceğiz ve oradan silomuza gidecek. Silomuza da çok daha iyi olur. Ama şimdilik böyle bir şey yaptım. Bu da fena olmadı. Ama dediğim gibi silahı gönderirsek çok daha muhteşem olur. Şimdi yukarı bir gitmem gerekiyor. Çünkü son bir işlem kaldı. O kanaldan boru hattından yavaş evet ilk defa böyle güzel bir şekilde konduk. Şurada bir su göndermem olması gerekiyor. Su gitmiyorsa burada hemen şöyle burayı bir kapat. Şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Ee, gelen malzeme orada tıkanıyor mu? Onu bir öğrenelim hemen. Onu denememiştim. Ve şurada tıkanma var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Geliyor mu? Evet tıkanmadı. Aynen. Su niye biliyor musunuz? Sol tarafa birazcık daha yatık. Meyilli. Çünkü öyle geliyor baştan itibaren. Prizom ise sonda gördüğünüz gibi. Buraya takılmıyor. O zaman burayı eski haline getirelim. Tamam. Şuraya bir adet su koymam gerekiyor ama bu biraz zor olacak. Onun için şuraya bir crafting sonra su koyayım ki tuzak kapısının içinden geçiyor biliyorsunuz. Sonra bunu kır. Tekrar yanlış yere oldu be. Yanlış yere oldu be. Şunu bir kır. Bir şey de yapamıyoruz. Şöyle yapsam. Şu anda mis. Şimdi tek olay ne biliyor musunuz? Şöyle bir şey. Bunu şöyle yapsam. Evet bitti. Bu kadar da. Şimdi sistemi bir açıyorum. Olaya bakalım hemen. Yakıt getirmem gerekiyor. Hemen yakıtta da şey yaparız. Eee pişirmeye başlarız. Açtım sistemi. O neydi be? Bozuldu sandım. Lag oldu bir an. Bakın. Direkt nereye gidiyor? Buraya geliyor. Buradan hem şuraya doluyor. Hem buraya doluyor. Bu buraya gitmiş. Hem de buna doluyor. İkisini birden yaptım. Şuraya bir tane huni ihtiyacımız var. Hem yakıt alayım. Hem de huni ile orayı düzeltelim. Burayı birazcık daha düzenledim. Tam şuraya bir de huni koyduğumuzda yakıt atmam gerekiyor sadece. Yakıtı da buraya atalım. Bakalım ne kadar dolmuş. Bakın burada da birikiyor. Burada da birikiyor. İkisi oranlı geliyor. Şu anda buradan artık sınırsız bir şekilde line boyamız elde edilecek. Burada pişecek direkt buraya bakın. Hem burada hem burada. Eğer bundan istemiyorsak zaten buradan alırız. Direkt buraya atmasını da biliriz. İkisi birden birikiyor. Böyle tamamdır. Şimdi sistemi son bir kez çalıştıralım. Ve verimini görelim. Şöyle burada duracağım. Şimdi konduk çok güzel. Sistemi açıyorum ve hıza bakıyoruz. Kemiğimiz ne durumda? Bakın azalmayı görüyor musunuz? Nasıl dolu anında geri. Ve sistemimizden dost doğru bir şekilde dolum gerçekleşiyor. Hiçbir yerde takılmıyor. Çok iyi. Muhteşem. Çok hızlı değil mi? Çok verimli. Anında bayağı bir farmladık. Hop şuraya bir in. Lan oraya açmayacaktık. Orası sıkıntılı olur. Bakalım artıyor artıyor. Burası zaten sınırsız bir şekilde hiç eksilmeden. Bakın nasıl artıyor görüyor musunuz? O ne be? Oha. Elle bir de şey almış. Artist. Sen bir öl. Ha öldü. Bakın ikisi de artıyor görüyor musunuz? İkisi de artıyor. Bu olay çok iyi. Huni birazdan tıkanır. Hop burada birilerini yakaladık. MP07 burada. Tamam o zaman. Daha fazla uzatmayalım. Line boyamız ve gördüğünüz gibi deniz prizomumuz artık sınırsız bir şekilde elde edeceğiz. Güzel bir farm oldu. Belki dükkanı açabiliriz arkadaşlar. Umarım beğenmiş ve keyif almışsınızdır. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.